17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu kriz ve dönüşüm başlıklı çalıştayımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 5 yıl önce Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde 17. yüzyıl krizi üzerine yapmış olduğumuz buna benzer bir toplantıda o toplantının devamını gelmesini dilemiştik. Kısmet bugüneymiş. Ben hemen sözü çok uzatmadan çok değerli rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Ademoğlu'na mikrofonu devretmek istiyorum. Kendileri sizlere hoş geldiniz diyecek. Buyurun hocam. Hepinize günaydın. Saygıdeğer konuklar, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler. Türk Tarih Vakfı ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği bu üstün nitelikli araştırma toplantısına, çalıştaya hepiniz hoş geldiniz. Tabii 17. yüzyıl, kriz, dönüşüm, bu kelimeleri bir araya getirdiğiniz zaman tarihçi olmayan bir insanın zihninde bile entelektüel anlamda provokasyon yaratacak çağrışımlar ortaya koymak mümkün. Çünkü biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki 17. asır Avrupa'da modern bilimsel devrimin ortaya çıktığı, ciddi krizlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönem. Dolayısıyla bunun etkilerini hala 4 asır sonra bugün bile çeşitli düzlemlerde hissediyoruz. Kuşkusuz kendisine bir Avrupa İmparatorluğu olarak tanımlayan Osmanlı Devleti içinde bu tür etkileşimler, bu dönemde oluşan etkileşimler, siz tarihçilerin klasik Osmanlı düzeni diye ifade ettiği dönem üzerinde çok önemli etkiler yaptı. Bu dönemde Osmanlı sisteminde askeri, hukuki, bürokratik, siyasi, kültürel ve sosyal açıdan çok ciddi dönüşümlere sebebiyet verdi. Bu dönemin bir başka özelliği de kuşkusuz bizim modernleşme tarihimiz olan 18. asrın başlangıcına bir geçiş dönemi olmasıydı. Dolayısıyla öyle umuyoruz ki bu çalıştayda ortaya konacak tartışmalar, çok üstün nitelikli araştırmalar yapan araştırmacılarımızın bu çalışmalarında ortaya koydukları keşifler, bu dönemin daha iyi anlaşılmasına ve günümüze ışık tutmasına neden olacak. Belki bu konunun bir başka boyutu da bugün içinde yine Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanı içerisinde olan bölgelerde yine günümüzde de bir takım krizlerin ve dönüşümlerin işaretlerini alıyor olmamız. Dolayısıyla siz tarihçiler pek çok kez yaptığınız gibi bu sefer de yine geçmişe bakarak aslında geçmişi anlamaktan ziyade bugünü ve geleceği okumak ve onu öngörmek çabası içine de giriyorsunuz bir anlamda. Dolayısıyla bütün bu dönemin geçmişi ve bugünüyle olan paralelliklerini ve benzeşimlerini de ortaya koymak suretiyle bu alanda yapmış olduğumuz keşifler eminim ki bu konuya daha nispeten daha az çalışılmış ve yeterince iyi anlaşılmamış bu döneme çok önemli bir ışık tutacak. Ben öncelikle Türk Tarih Vakfı yetkililerine ve bu etkinliğin düzenlenmesinde yardımcı olan İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerine, arkadaşlarımıza, idari birimde destek veren arkadaşlarımıza, tabii ki çok değerli bilim adamlarımıza ve katılımcılarımıza ve siz dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli bir çalıştay olmasını diliyorum. Sağ olun. Şimdi böyle mobil bir hemen şekilde buraya geçerek çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Efendim, çalıştayımızla ilgili bazı tabii teknik bilgiler var. Onları oturumun sonunda, bugünkü oturumumuzun sonunda ben anons edeceğim. Şimdi ben birinci oturumun
aslında resmi başlangıcı olarak sevgili Oktay Hoca, Özel Hocamızı buraya davet etmek istiyorum. Cemal Hocam, siz oradan mı konuşmak isterseniz? O zaman tamam, o zaman sizleri böyle alayım. Baki Hocam da buraya gelebilir. Bu arada İstanbul deyişiyle efendim sıraları boş bırakmayalım. Evet, çalıştayımız bu şekilde. Buyurun. Bir sadece ricam olacak. Mikrofonlar sadece ses kaydı almak için. Çünkü şimdi birazdan göreceğiniz gibi epeyce iyi bir akustik var. Bu şekilde mikrofonlu bir konuşma, doğal bir konuşma ortamı olacağı için. O yüzden müzakereler sırasında yorumlar yaparken mikrofonu yakın olalım. Teşekkür ederim. Bu çalışmıyor. Bundan mı konuşuyoruz? Bu çalışıyor mu diye bakıyorum ama bu ses geliyor mu? Peki. Günaydın ve hoş geldiniz. Evet, Günhan'ın başta kısaca zikrettiği gibi 2008 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yaptığımız Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi'nde 17. yüzyıl Osmanlı tarihine özel bir yer ayırmıştık. Bir kısmımız burada olan meslektaşlarımızdan bir kısmımız oradaydılar. Biraz Avrupa tarihi bağlamında da, dünya tarihi bağlamında da 17. yüzyıl krizi dediğimiz tartışmaya atıfta da bulunan bir panel, uzun bir gün süren bir özel oturum idi. Çok uzunca bir süredir 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl Osmanlı tarihinin meseleleri ve tarihçiliğinin aynı zamanda meseleleri üzerine ayrı ayrı workshoplar, paneller, konferanslar düzenleyelim düşüncesi vardı. Özellikle genç meslektaşlarımızla yaptığımız tartışmalarda, konuşmalarda bu fikri sürekli canlı tuttuk. Bilkent'teki toplantı bunun bir ilk ayağı, hazırlık safhası gibi oldu ve ondan sonra bunu daha kapsamlı bir özel toplantıyla devam ettirme düşüncemiz pekişti. Evet, kısmet bugüneymiş ve bugün burada onu gerçekleştirdik. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Şehir Üniversitesi'nin Sayın Rektörüne, yönetimine, tarih bölümünün hocalarına, elemanlarına ve tabii özellikle Günhan'a. Bizim adımıza bu işin organizasyonunu büyük ölçüde Günhan gerçekleştirdi. Ona kahraman yardımcı oldu diğer arkadaşlar da. Teşekkür ediyorum. Sürecin bir kısmında itibaren Fikret Yılmaz İzmir'den 9 Eylül Üniversitesi'nden ve hazırlık sürecine katıldı. Dolayısıyla Günhan, Fikret ve ben hazırlık sürecini akademik sekreteryasını birlikte yürüttük diyebilirim. Fikret'e de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Tarih Vakfı'nı bir taraftan da Fikret'le benim buradaki varlığımla temsil etmiş oluyoruz ama Tarih Vakfı
küçük de olsa organizasyonun bir kısmına katkıda da bulundu. Hükmî şahsiyetine teşekkür ediyorum gıyabında. Ve sizlere tabii katılımcılara, öncelikle konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kırmadılar bizi, geldiler, önem verdiler ve bugün bizlerle, bugün ve takip eden iki günde bizlerle olacaklar. Cemal hocamıza ve Erol hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Amerika'dan geldiler. Baki Amerika'ya dönecek. Dolayısıyla o araya denk düşürdük ve bugün toplantıyı başlatabildik. Kendilerine de özellikle teşekkür ediyorum. Ve siz dinleyicilere, katılımcı genç arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza da. 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin diğer Osmanlı tarihinin diğer dönemlerinden ne farkı var? Niçin 17. yüzyıl Osmanlı tarihi için böyle bir ayrı toplantı düzenleme gereği hissettik? Her dönemin tabii kendine göre özellikleri var. Uzun sürmüş imparatorluk tarihlerinde dönemlendirme önemli bir analitik araç, süreklilikleri, farklılıkları, kırılmaları takip edebilmek açısından belli dönemleri diğerlerinden ayırt etmeye çalışıyoruz. Zihinlerimiz öyle çalışıyor. Sosyal bilimsel analiz birazcık o düzlemde ancak söz konusu olabiliyor. 15. yüzyılı da ele alan ayrı bir tabii ki tartışma yapılabilir. Ne bileyim 19. yüzyıl için zaten ayrıca bir koca bir külliyat var. Osmanlı tarihçiliği Türkiye'deki ayağıyla çok fazla klasik dönem ve 19. yüzyıl ağırlıklı böyle bir iki ayak üzerine oturmuş bir tarihçilik. 10 yıl önce çok daha fazla böyleydi. 17 ve 18. yüzyıllar için 10 yıl önce ben karanlık dönemi Osmanlı tarihçiliğinin tabirini kullanmıştım. Ama bugün 10 yıl sonra baktığımızda 17. yüzyıl için karanlık dönem tabirini uygun görmüyorum. 17. yüzyıl çalışmaları gerçekten son 10 yılın araştırmalarıyla hem Türkiye'de hem Türkiye dışındaki Osmanlı tarihçiliğinde çok ilerledi. Çok farklı boyutlardan çalışıldı ve çeşitlendi. 18. yüzyıl şimdi birazcık daha fazla çalışılması gereken yüzyıl olarak duruyor ama orada da bir hareketlenme var. Dolayısıyla 17. yüzyıl üzerinden bugün böyle bir toplantı yapmamızın 10 yıl öncesine göre hani karanlık bir dönemi aydınlatmaya yönelik bir çabaya ihtiyaç olduğu için değil, son 10 yılda yapılan çalışmaların aslında bir bilançosunu da yapmak için gerekti. Bu toplantıyı önümüzdeki yıl veya yıllarda 18. yüzyılla dair benzer toplantılarla da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Eğer genç arkadaşlarımız ön ayak olurlarsa kahraman, şimdiden o işe gönüllü, belki Canay'da, diğer üniversitede meslektaşlarımız da ön ayak olurlar ve önümüzdeki yıl benzerini 18. yüzyıl için yaparız diye düşünüyoruz. Bu 2-3 günlük toplantının sonunda bunları tartışacağız, neler yapabiliriz konusunu, ona daha fazla girmek istemiyorum. 17. yüzyılın değişik problemlerini tartışacağız burada. Çalışmalarıyla büyük ölçüde bu dönemin değişik boyutlarına katkıda bulunmuş meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Kendi çalıştıkları boyutlar üzerinden mevcut çalışmaları, literatürü, tartışmaları, problematikleri bizlere sunacaklar ve o sunuşlar üzerinden rahat rahat geniş bir tartışma yapmayı ümit ediyoruz. Sonunda çıkacak olan sonuç, ulaşacağımız
sonuçlar, bir geçici bilanço tespitleri ve gelecekteki araştırma konuları, yönleri, problematiklerine dair ortaya çıkacak olan sonuçları umarım daha geniş ölçekte tarihçiliğin yararlanması için kitap veya makaleler şeklinde bir araya getirebiliriz. Onu da yine sonunda tartışacağız. Evet, ben sözü çok daha fazla uzatmadan, hoş geldiniz hocam. Bu panel çalıştayımızın açılış konuşması için Cemal Kafadar'a vereceğim. Kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Daha jet lag etkisi geçmeden bizimle birlikte oldu. Cemal Kafadar'ı tanıtmaya gerek yok. Hepimiz zaten tanıyoruz. Dolayısıyla tanıtma fasıllarını geçiyoruz müsaadenizle. Evet Cemal'cığım, buyur. Teşekkürler. Ben de öncelikle Günhan'a ve şehir üniversiteli ev sahibi meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Üniversite genç ama benim şehir üniversitesinde ikinci konuşmam. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Devamlı inşallah. Çalıştay konuşması olarak düşündüm bunu. Çalıştay kelimesini ciddiye alarak daha çok bir takım sorular uyandırmak, 17. yüzyılla ilgili zihnimde dönen bazı meseleleri ve bazı kendimce şimdilik en azından bir çözüm addettiğim, vardığım noktaları sizlere sunmak istiyorum. 00'lı tarihlere tenezzül etmeyen biz tarihçiler için 17. yüzyıl nerede başlar? Bir kere buradan başlamak istiyorum ve bununla birlikte Oktay'ın az önce değindiği ileriki toplantılarda belki yüzyıl kavramını da bizzat analitik bir aygıt olarak sorgulamaya yönelik çalışmalar yapmanın gerekli olduğunu belirtmek istiyorum. Mesela Maya takvimi kullansaydık 52 yıllık dönemlerden bahsediyor olurduk. 52 yıllık dönemlere bölerek bir deney yapmak isterim hakikaten Osmanlı tarihini mesela. Hani ikinci 52'de ne oldu gibisinden. Enteresan yani 1. Murat'la Yıldırım Beyazıt'ı filan alırız. Onun muhakkak Osman ve Orhan dönemine göre çok farklı bir şeyler görürüz orada filan. Aynı şekilde 50'lilerden gitmenin büyük yararlı, çok yararlı bir deney olacağını düşünüyorum. 1450-1550 malum. 1550-1650 filan filan filan. Orada da tabii uzun yüzyıllar, uzun 52'ler, kısa 52'ler yapabiliriz gibi. Neyse, 00'lı tarihlere tenezzül etmeyen biz tarihçiler için 17. yüzyıl nerede başlar? Benim hesabımca 30 yıllık savaş dönemiyle başlar. Avrupa'nın meşhur 30 yıllık savaşlarını kastetmiyorum tabii. 1578-1606 arasını yekpare bir savaş dönemi olarak düşünebiliriz. Hatta bunlara bağlı gelişen Celali isyanlarını ele alırsak, Celali isyanlarının birinci fazı addedilen 1609'a kadar getirir, 30 yılda tamamlarız. 1608 ya da 1609 malum. Orada Osmanlı Devleti Celali isyanlarıyla ilgili bir başarıya ulaştığını düşünerek hatta Sultanahmet Camii'nin inşasına girişir ve büyük bir tartışma yaratır bu toplumda. Çünkü ilk defa memalik dışında bir fütuhat yoluyla elde edilen ganimet parasıyla değil de, ganimet yoluyla değil de hazineden bir cami yapılması yoluna gidilmiştir. Sultanahmet Camii, bir Selahattin Camisi daha doğrusu yapılması yoluna gidilmiştir. Bu da büyük bir tartışma yaratır. Ama Osmanlı Devleti'nin 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ni bu şekilde ganimet malı olmadan yapmaya girişmesinin sebebi Celali isyanlarıyla ve ondan önceki 30 yıl savaşlarıyla gelen bir dönemin sonuna erdiğini düşünmesidir. En azından buradan meşruiyet yani o
Sultanahmet Camii'nin inşa için meşruiyet sağlayacağını düşünür. Hatta ulemadan bazıları camiye girmeyi reddeder bir süre. Gerçi Celali isyanlarının da nerede başlayıp bittiği belli değil. Tabii bu konuyu da Oktay Özel'e bırakmak üzere şimdilik herhalde 30 yıldan neyi kastettiğimi tebellür etmiştir diyerek devam ediyorum. Bu 30 yıllık dönem birçok açıdan önemli bir kırılış dönemi Osmanlı tarihinde zannediyorum. Hatta bunu ben Amerika'da ders verirken bilhassa ama kendi kuşağımın insanlarının dünyanın neresinden olursa olsun kolayca anlayacağı bir örnekle Osmanlıların Vietnam'ı olarak da nitelendirebiliyorum. Yani bu sadece büyük bir telefat, kayıp, insan kaybı ve mali kayıp olmanın ötesinde ciddi olarak o ana kadar oldukça özgüven, oldukça başarı zihniyatı içinde olan imparatorluk bünyesinde ya bize bir haller oluyor. Bize ne oluyor? Neden böyle muhtel ve müşevveş durumlardayız sorgulamasına yol açan dönemde bu 30 yıllık dönemdir ve bu sorgulamanın tabii evrilerek kendi içinde kırılmalar yaşayarak günümüze kadar devam ettiğini de düşünüyorum. Ya neden biz böyleyiz? Neden adamlar yapıyor da biz yapamıyoruz sorgulaması bunun 20. yüzyıldaki bir versiyonu. 21. yüzyılda ne haller aldığı ayrı konudur ama Osmanlı inhitat söylemi 16. yüzyıl sonlarından başlayarak ve evrilerek kesinlikle az gelişmişlik paradigmasının içine 20. yüzyılda bir şekilde nüfuz etmiştir diye düşünüyorum. O yüzden bu 30 yıl savaşlarıyla başlamayı isterim. Aynı zamanda belki yine 60'ların sonları, 70'lerin başları dünya satında yaşanan Amerika'nın Vietnam'daki savaşıyla benzeştirebileceğimiz bir boyutu daha bu 30 yıl savaşları sürecinde ciddi bir savaş ve barış aleyhtarları faksiyonlaşmasının ortaya çıktığı gerçeğidir. Yani 16. yüzyılın son, bilhassa 1590-1593 aralığında Osmanlı-İran savaşları bittikten ve Avusturya savaşları başlamadan önceki 3 yıl içinde çok ciddi bir savaş ve barış aleyhtarlığı hizipleşmesi olduğunu, en azından payitahtta böyle bir hizipleşme olduğunu ve onun diğer bir takım hizip mücadeleleriyle iç içe geçtiğini söyleyebiliriz zannediyorum. Ve bu mücadele de sanırım en azından 17. yüzyıl boyunca devam edecek. Belki o kadar açık olmayacak ama savaş ve barış aleyhtarlığı diye nitelendirebileceğim bir şey, savaş ve barış taraftarlığını kastediyorum tabii jetlagli kafayı. Siz beni herhalde takip ediyorsunuz. Aleyhtarlığı da diyebiliriz gerçi hani evet. Öteki taraftan bakarak. Hatta belki daha doğru olur çünkü barış taraftarlığından kasıt burada illa pasifizm değil. Yani Çandarlıların mesela 1453, Çandarlı'nın 1453 sularında barış taraftarı olması ya da savaş ve kuşatma aleyhtarı olması anlamındaki gibi. Evet efendim. 30 yıllık savaş dönemiyle başlayan 17. yüzyılı yine çok uzun bir savaş dönemiyle kapatabiliriz herhalde. 1683-99. Tabii arada da 25 yıllık bir diğer uzun harbi unutmayarak. Girit üzerinden devam eden ama aslında Girit'ten çok daha yaygın cephelerde cereyan eden, en önemlileri de tabii Dalmatça, Hırvatistan, Hersek ve Ege. O 25 yıllık Girit üzerinden devam eden, Girit üzerindeki iddialar etrafında bizim tanımladığımız ya da Girit'in fethine indirgediğimiz 25 yıllık Osmanlı-Venedik savaşları. Dolayısıyla 17. yüzyıla bir uzun savaşlar yüzyılı olarak bakabiliriz her şeyin yanı sıra ve tabii bu hiçbirimize çok şaşırtıcı gelmiyor biliyorum ama yine de bir uzun savaşlar yüzyılı olarak 17. yüzyılı düşünmek ve buradan 17. yüzyılla ilgili bir takım tahliller üretmek sanırım yeni olacaktır ve çok yararlı olacaktır. Kısa ve uzun gibi sözcükler bir şeye göre anlam taşıdığı için ayrıca neye göre uzun olduğunu da belirtelim. Osmanlıların tabii alışmış olduğu
savaş ve barış ritmine göre 1578 ile 1590 arasında yaşanan gerçekten muazzam bir şok. Bunu öncelikle görmeliyiz ve dönemin kaynaklarına yansıyan bir şok bu. Yani daha önce uzun sefer olarak Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi, Yavuz Sultan Selim'in Arap ülkelerini fetih, Suriye-Mısır seferi ve belki birinci Viyana kuşatmasını sayabiliriz. Bunlar bir yerde kışlamayı gerektiren ya da gerektirme ihtimali yaratarak bir takım huzursuzluklar doğuran seferler. Bir kışı geçirmekle ilgili bir şey. 1578-90 arasından söz ediyoruz. Ayrıca bu uzun savaşların bir başka açıdan da çok farklı olduğunu düşünüyorum ben. Bunlara neredeyse topyekün savaşlar olarak bakabiliriz. Mesela 1578-90 savaşının Anadolu üzerinde yarattığı tahribat bilhassa, çünkü İran yönünde cereyan etmektedir. Anadolu coğrafyasında yarattığı tahribat çok ciddiye alınmalıdır. Daha önce çeşitli seferlerden söz ettiğimizde fark sadece savaşın kısa sürmesi değil, aynı zamanda bu oranda bir toplumsal katkı, katılım, zayiat, telefat getirmemesidir. Ayrıca 17. yüzyıl uzun savaşlarıyla birlikte, bunun başka boyutları da var, birazdan değineceğim ama Osmanlı siyasi, diplomatik, askeri muhayyilesinin bir coğrafi genişleme yaşadığını sanırım düşünmemiz gerekir. Siyasi ve kültürel ilgi ve tahayyül coğrafyasının genişlemesi demek istiyorum buna. 1580'lerde Aceh'den başlayabiliriz belki ama uzak diyarlara uzman ve yardım göndermek anlamında değil benim burada siyasi ve kültürel ilgi ve tahayyül coğrafyasının genişlemesinden kastım. Birebir elini bulaştırmak ya da bulaştıracak projeleri tartışmak anlamında. Bu açıdan da verebileceğim en iyi örnek 1657'de İsveç Büyükelçisi'nin İstanbul'a gelip Osmanlılarla Lehistan meselesini konuşurken, aynı zamanda Hindistan'dan Babürlü Büyükelçisi'nin gelip, aynı günlerde Osmanlılar onları koreografik bir şekilde bir araya getirmeyi çok seviyorlar biliyorsunuz, Babürlü Büyükelçisi'nin gelip Osmanlılarla Kandahar'ı tartışması. Aynı anda Osmanlılar Polonya'nın geleceğini ve şimdi Afganistan, Pakistan dediğimiz coğrafyanın geleceğini İsveç ve Hint Babürlü İmparatorlukları temsilcileriyle 1657'de o kriz ve dönüşüm ve yıkılış ve çöküş ve inhitat vesaire döneminde tartışıyorlar. Bütün o kelimeler yine doğru olabilir ama aynı zamanda böyle bir ilgi ve tahayyül genişlemesi olduğunu da sanırım denklemin içine koymalıyız. Kısaca bunun hemen nasıl başka bir takım yerlere gidebileceğini de söyleyeyim. Mesela Naili'nin ünlü beyti acaba 1650'lerden önce yazılabilir miydi? Hani ederse Kandilebin hatırı mezaka hutur, diyarı Mısra değil Kandahar'a dek gideriz. Kandahar'a dek gitmenin anlamlı bir hale gelmesi 1650'leri beklemiş olmalı değil mi sizce? Bütün bunlarla sebep sonuç sarmalı içinde şekillenen bir de askeri teknoloji boyutu var elbette. Askeri devrim denilen husus. Onu da daha sonraki konuşmacılara detaylı bir şekilde ele alacaklarını ve benden çok daha bilgili ve analitik bir şekilde ele alabileceklerini bildiğim için bırakıyorum. Tabii askeri teknoloji, uzun savaşlardan bahsetmişken mali meseleleri de hemen bu denklemin içine koyabiliriz. Yani uzun savaşların hem sebebi hem sonucu olarak birbirini tetikleyen ve dönüştüren şeylerden söz ediyoruz zannediyorum burada. Mali meselelerde de çok şükür bizi çok daha iyi aydınlatacak arkadaşlarımız var aramızda. Bu uzun savaşlar yüzyılının daha çok Osmanlı kültür ve zihin dünyası ile ilişkisine dönmek istiyorum şimdi. Çünkü ben asıl 17. yüzyılın
anlamını orada arar oldum son zamanlarda. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bir kere uzun savaşlar ne olursa olsun onlardan çok daha başarılı ve bence çok daha önemli bir fetih harekatı var Osmanlı toplumunun yaşadığı. Gecenin fethi. Daha önce çeşitli konuşmalarda ve çalışmalarda değinmeye çalıştığım çok farklı bir olgu. Osmanlı sosyal ve kültür dünyasına bakarsak 17. yüzyılda. Gecenin fethi ibaresi altında tabii özetlediğim şey çok geniş bir takım sosyal ve kültürel değişiklikler manzumesi. Öncelikle bunun da cihan şumul bir gelişme olduğuna dikkat çekmeliyiz. Yani savaşlar genelde uzuyor, değil mi? Sadece Osmanlı dünyasında değil. Askeri teknoloji ve mali sıkıntı diye konuştuğumuz hususlar 17. yüzyılda dünyanın birçok bölgesi için, birçok yöresi, ülkesi için hemen söz konusu edebileceğimiz şeyler. Aynı şekilde bence İstanbul merkezli, çok önemli boyutlarıyla İstanbul merkezli bir hikaye olan gecenin fethi, diğer konular gibi cihan şumul bir konu, bir mesele, bir değişiklik, bir süreç. Yani İstanbul'da ya da Kahire'de kahvehanelerin açılmasından sonraki bir 100-150 yıl içinde kahve ve çay tüketiminin, Fikret Yılmaz'ın çalışmalarından da burada bahsetmek muhakkak gerekir. Kahve ve çay tüketiminin ve onun belli sosyalleşme biçimleri etrafında şekillenmesinin Japonya'dan Atlantik kıyılarına kadar yaygın bir şekilde belirdiğini söyleyebiliriz. Gecenin fethi dediğim olgunun içinde tabii ki yeni eğlence biçimlerinin ortaya çıkması, yeni eğlence biçimlerinin ortaya çıkması aynı zamanda günün ritimlerinin yeni bir şekilde yaşanması demek oluyor. Yani geceyi farklı yaşarsanız sabahı da farklı yaşayacaksınız. Sabah kahvenizi içmek zorundasınız. Hele kuvvetli bir kahve içmek zorundasınız herhalde. Bazılarınız hatırlayacaktır, zikretmeyi çok sevdiğim bir hikaye var. Şeyh Üftade menakıbı içinde geçer. Şeyh Üftade'ye rüya tahlili için gelir bir Bursalı müderris. Çünkü rüyasında babasını vefat etmiş görmüştür. Babası zaten çoktan vefat etmiştir ama rüyada bir daha görür, çok üzülür. Cenaze namazını kılar, teçhiz ve tekfini için gereken bütün ihtimamı gösterir. Sonra uyanır, tabir için Şeyh Üftade'ye götürür bir arkadaşı onu. Şeyh Üftade der ki, belli dersinin rüyanı tabir etmek kolay. Sabah namazını kaçırmışsın, sonra da kazaya durmuşsun der. Evet, doğru der Bursalı müderris. Sonra da oğlunu anlatır. Menakıbname'yi yazan zaten müderrisin oğlu. Evet, doğru, geceleyin seyre varmıştım. Seyirden dolayı sabah erken uyanamadım der. Hepimizin tanıdığı çok modern bir sorun herhalde bu. Yani gece seyrine varmak, gece seyrine varmak etrafında tabii yeni sosyalleşme kurumlarını, sosyalleşme imkanlarını, onların güne verdiği yeni ritmi vesaireyi 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 kastedebiliriz. Kastediyorum, sanırım anlayabiliriz bunu. Ayrıca 17. yüzyılın kültür dünyasına baktığımızda hala rakamlar üzerinde ben iyi bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama nitelik açısından bayağı iyi anlamaya başladığımız bir okuma yazmanın hızla artması olgusu var. 17. yine bu gecenin fethi, kahvehaneler ve yeni eğlence modlarıyla ilgili bir şeyden söz ediyorum. Şüphesiz. Kütüphanelerin tek başına dikilmesi, aşık şiirinin köyden, bir yandan köy ortamlarında devam ederken bir yandan şehirlileşmesi, teşehhür etmesi, insanlar gibi. İnsanlar da teşehhür ediyor. Biliyorsunuz teşehhür diye bir kelime var zamanında. Maalesef kaybettiğimiz. İnsanlar da teşehhür ediyor. Ama aynı şekilde bir takım kültürel unsurlar, yapılar, dokular da teşehhür edebiliyor. Ve bu bağlamda yeni janrlar
tabii ki ortaya çıkabiliyor. Aşık şiiri için böyle bir şeyden söz edebiliriz. Bütün bunlar kahvehane, tabii kahvehane de bir şeyleri özetliyor. Aslında bir takım kadim kurumlarda da yeni sosyalleşme biçimleri yaşanıyor. Mesela hamamlar. Sadece yeni bir kurumun ortaya çıkmasından söz etmiyoruz burada. Çok daha geniş, çok daha yaygın, çok daha derine inen önemli bir gelişmeden söz ediyoruz. Aynı zamanda mesela cami mimarisinde ilk defa 16. yüzyıl sonlarından başlayarak Kılıç Ali Paşa Camii ilk örnektir. Mastabaların dışarıya yönelik oturacak sedirsi mekanların ortaya çıkması yine sosyalleşmede tabii diğerleriyle bir araya getirdiğimizde ancak anlamlı gözükebilecek küçük ama önemli değişikliklerdir. Görmek ve görülmek bu yeni şehir kültüründe, bu gecenin fethi etrafında özetlemeye çalıştığım yeni şehir hayatında çok önemli değerler haline geliyor aynı zamanda. Şimdi sadece İstanbul'u ilgilendiren bir hikaye değil bu. Ben bunu daha çok İstanbul etraflı olarak anlayıp algılıyorum. Osmanlı tarihçiliğinde de İstanbul merkezli olmak bir zaaftır belki ama hani çok da köklü bir zaaftır. ama diyerekten İstanbul merkezli olmak zorunda değil bu hikaye. Mesela Kahire dendiğinde Nelihana'nın çalışmaları ve benzeri birçok şey zikredilebilir. Kahire burada çok önemli paraleller arz ediyor. Sadece lafı uzatmamak için mesela Kahire'ye dönmüyorum. Ama başka yerlere de bakabiliriz. Mesela Bitlis Hanı'nın kitap koleksiyonu, akıllara durgunluk verici o kitap koleksiyonu, herhalde 17. yüzyılın yeni okuma yazma kültürü, kitapla yeni bir ilişkinin ortaya çıkması, o tek başına dikilen kütüphaneler de Bitlisli Abdal Han'ın kütüphanesinin terekesinin Evliya Çelebi seyahatnamesinde görünür malum. Terekesiyle aşağı yukarı çağdaştır. Bükreş ve Yaşı gibi yerlerde 17. yüzyılın en azından ortasından itibaren neo-Bizantinist denebilecek bir takım yeni kültürel arayışların Rum entelijensiyası arasında ortaya çıkması. Tillo da tabii 17. yüzyılın sonunda hakikaten yine akıllara durgunluk verici. Aramızda o ortamı çok iyi çalışanlar da var. Sonradan Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın da gidip yerleşeceği Tillo da 17. yüzyılın sonuna doğru çok önemli bir kültür merkezinin yeni olarak ortaya çıkması, Tokat'ta meslektaşım Halit el-Ruayhib'in yeni ortaya çıkardığı üzere 17. yüzyıl sonunda İsmail Gelenbevi'yi bayağı erken, 100 yıl kadar önce öngören önemli mantık çalışmalarının yapılmış olmasını, dolayısıyla İstanbul merkezli bir kültürel canlılıktan ve 17. yüzyıla has kültürel özelliklerden söz etmiyorum sadece burada. Hem İstanbul var İstanbul içinde. Yani İstanbul merkezli dediğimizde dahi biz daha çok sanırım Türkçe merkezli, Müslüman, Sünni, İstanbullu merkezli bir tarih anlatısından söz ediyoruz. Ama yine 17. yüzyılın ortalarından itibaren o Bükreş Yaşı üzerinden değindiğim gibi Fenerlilerin yeni bazı düşünce, arayış ve eğitim modlarıyla karşımıza çıktığı bir durum var. Ve bunlar tabii Osmanlı sistemi içine entegre oluyorlar çok kısa bir süre içinde. Alexander Mavrocordato ya da İskerletzade örneği en belirgini. Bir diğeri de benim çok önemsediğim Eremya Çelebi. Çelebi'ye birazdan geleceğim. Ama bu Osmanlı tarihinin asıl hikayesini, dönemlendirmesini vesairesini sanırım Osmanlı tebaasının tüm karmaşıklığını ele alarak düşünmedik şimdiye kadar. Yani gayrimüslimleri de işin içine katan bir dönemlendirme niye olmasın? Herhangi bir konuda dönemlendirme zaten değişik dallarda, değişik tarihlerle yapılabiliyor. Diyelim siyasi veya askeri tarihin dönemlendirmesi
Buna da daha sonra geniş bir tartışma konusu olarak bakabiliriz. Müzik tarihinin dönemlendirmesi, efendim kurumlar tarihinin dönemlendirmesi farklı farklı olabilir hikaye nereden baktığımıza göre. Ama bunların hiçbirinde ben şimdiye kadar bilhassa kültür ve zihniyet tarihinde gayrimüslimler arasındaki bir takım önemli gelişmelerin, yaşantıların kale alındığını, ciddiye alındığını pek hatırlamıyorum. O açıdan da bu meselelere, bu örneklere daha ciddiyetle eğilmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben Hatice Aynur'un düzenlediği bir konferans için hazırladığım bu dönemle ilgili bir iki sayfayı okuyacaktım, yayınlanmamış olduğunu düşünerek. Hatice bu sabah bana kitabı getirdi ama kitabı sizlerin hala görmemiş olduğunuzu bildiğim için müsaadenizle, çünkü burada neleri sorunsallaştırdığımdan şimdiye kadar söz ettim ama 17. yüzyılı anlamlandırmak için nereye odaklandığım daha iyi belli olacak. İnhitat meselesiyle yıllarca boğuşurken pek çok meslektaşım gibi, peki duraklama ve gerileme üzerinden düşünmeyeceksek farklı bir anlatıyı ne gibi bir kavramlaştırma üzerinden kurabiliriz sorusunu sorduğumu, giderek 17. yüzyılı Çelebiler çevri, devri ya da Çelebiler Hatunlar ve Mecmualar devri olarak kavramlaştırmaya meylettiğimi ifade etmiştim. Duraklama ve gerileme kavrayışını sorgulamak iyi hoş da bunun yerine ne koyacaksınız? Gerilemenin olmadığı devir, hani şey vardı, Amerikalı Prince diye bir şarkıcı vardı. Bir ara adını şeye değiştirdi. Eskiden adı Prince olan adam. Eskiden gerileme dediğimiz devir diye konuşmaya başladık biz de bir süre, değil mi? Eskiden duraklama ve gerilediğimiz devirde filan şeklinde bir sonuç olarak uzun vadede bize hizmet etmeyecek bir dil tabii. Onun yerine ne koymalı diye çok zamandır çoğumuz düşünüyoruz. Kriz ve dönüşüm, benim de kullandığım, zaman zaman faydalı da bulduğum ama sonuç olarak tatmin etmeyen bir kavramlaştırma diye düşünüyorum. Hangi devirde kriz yok ki, dönüşüm yok ki denebilir. Tabii bu itiraz tek başına yeterli de diyemeyeceğim ama bu tartışmaya devam ederiz diye şimdilik ortaya atayım sadece. Sonra krizden kasıt, sonda söylemeyi düşünüyorum ama şurada hemen değinivereyim. Büyük harfli bir kriz mi 17. yüzyıl dediğimiz uzun 17. yüzyılın şu veya bu yanını birbirine bağlayan, yoksa krizler silsilesi mi? Üf, yine mi kriz mi mesela, yoksa üf, kriz yine mi baş gösterdi mi? Bu iki soru çok ciddi bir şekilde farklı, yani tarihçi içinde çok değişik sorular ve imkanlar sunuyorlar. Neyse, ben dediğim gibi giderek 17. yüzyılı Çelebiler devri, çok uzun ifadesiyle Çelebiler Hatunlar ve Mecmualar devri olarak kavramlaştırmaya meylediyorum. Çünkü 17. yüzyılın Osmanlı zihin dünyasında yarattığı çok büyük değişiklikler olduğunu düşünüyorum ve bunu çok ciddiye alıyorum. O toplantı, çok teşekkür ederim. Mecmualar üzerindeydi Hatice Aynur'la Selim Kuru'nun düzenlemiş olduğu toplantı, sağ olsunlar. Özellikle de üç Çelebi üzerinde durmuştum. Katip, Evliya ve Eremya Çelebiler. Evliya Çelebi'ye gelirsek, Seyahatname'nin aynı çağda kaleme alınmış, mecmua adını verdiğimiz, kendine mecmua adını veren birçok tavırla, birçok kitapla pardon, tavır, meşrep ve metin özellikleri açısından çok şey paylaştığını söyleyebiliriz. Hatta yer yer bazı latifelerde ya da oyun metinlerde birebir örtüşmeler dahi görebiliriz. Kaynaklara yönelik tavır konusunda mecmuaları üst kültür denen şeyden, hatta geniş kültür ikliminin farklı havzalarından ayrı düşünemeyiz.
Çelebiler devri dediğimde üç örnek özellikle aklıma geliyor. Evliya Katip ve Eremya Çelebiler. Bekir Kütükoğlu rahmetli, çağın o devirden bu yana en çok önemsenen düşünür yazarı Katip Çelebi'nin fezlekesi için şüphesiz orijinal bir kaynak eser değil, belki ciddi bir kompilasyondur der. Ama bu doğrudur. Ama bunu anlamlandırmak konusunda yine de biraz düşünmeye değer. Avrupa'da dipnotun tarihi, Kartezyen felsefeye muhalefetle bilginin bir derleme, bir kompilasyon olduğu anlayışını benimseyenlerin ortaya çıkmasıyla anlatılıyor ya, burada çağdaş olanı görmek gerekir diye düşünüyorum. 16. yüzyıldan itibaren insanların dünyanın çeşitli yerelerinde bunca malumatla nasıl başa çıkılır sorusunun pratik dayatması ile yüzleşmesi sonucu kitap ve bilgi ile ilgili tavırlar yeni şekiller almış, derleyicilik ve ansiklopedizm felsefi veya pratik yüzleriyle ortaya çıkmıştır. Her kitap hatta bizatihi bilgi bir kompilasyondur, bir derlenmiştir yani. Ama yeni çağda ortaya çıkan derleyicilik yeni bir şeydir. Bir kere kendine derleme olarak bakmakta fütursuzdur. Cem etmekten, cem ettiğini de açık etmekten haz alır. Kendini ait hissettiği kültür dairesinin klasik eserlerine saygılı olsa bile yeni içeriğin ve taze sözün peşindedir. Bu konuyu toplumsal bağlamında düşünmek, yani bir de sosyal tarih perspektifinden değerlendirmek gerekir. Yeni bir şehirli toplumun, şehir hayatının ortaya çıktığını, bunun kahvehane gibi yeni ya da hamam gibi kadim mekanlarda yeni sosyalleşme biçimleri ürettiğini, şehirli, şehri, şehir oğlanı, çelebi, beşe, hatun gibi yeni sosyal kategorilere ihtiyaç duyulduğunu ya da var olanlara yeni anlamlar yüklendiğini, sözlü ve yazılı kültürün yeni sohbetlere hitap eden biçim ve içerik arayışlarına girdiğini, okuma yazma becerilerinin nispeten yayılmasıyla medreselilerin ah ah ne günlere kaldık sözüne maruz kalma bahasına bu alanlarda boy gösterdiğini bu şehirlilerin söylemekle yetinmeliyim. Mecmua kültürüne ışık tutacak bir diğer gelişmeden mahalli dillerin ve mahalli konuların sohbet mevzularının yazıya, kitaba girmesine yönelik rahatlamadan da bahsedelim kısaca. Bu 17. yüzyılı karakterize eden gelişmelerden biridir. Mahalli dilin ve mahalli mevzuların yazılı kültür içinde rahatlıkla ifade edilir hale gelmesi. En azından bazı kesimler tarafından. Evliya Çelebi, Robert Dankoff ve Semih Tezcan gibi dilcilerin gösterdiği üzere hem söyleyiş hem imla konusunda yerel olanı, kitabi bir gözle bakıldığında yanlış dahi olsa kullanmaktan yanadır. İmla medrese standartlarına uymaz. Kimisi daha iyi bilmediği için belki ama kimisi de evliya gibi evde, sokakta, kahvede, hamamda duyduğunu yanlış bulmadığı, bulanları da fazla takmadığı için. Evliyanın çağdaşı Ali Ufki Bey'in Mecmuayı Saz-ı Söz adlı eseri de üst kültür, alt kültür derdinden ari bir şekilde şehri saran müzik kültürüne mecmuacı bir şekilde yaklaşır. Koşma, türkü, varsağı gibi türler ile murabba, faslı neva gibi eserler yan yana yer alırlar. Firdevsi'den, Necati'den beyitler de vardır, kimilerinin kaba bulacağı şakalar da. Acep midir eşeklik etse çavuş, çün elifi kaldırınca kalır çüş. Ali Ufki'nin, saray mensubudur tabi, Ali Ufki'nin Mecmuayı Saz-ı Söz'ünden. Bir diğer Çelebi, İstanbul tarihinin en önemli yazarlarından Eremya Çelebi Kömürciyan, bir yandan bilimsel eserler kaleme alır, bir yandan hatıralarını yazar, 17. yüzyıla has gelişmelerden, bir yandan da şehir dedikodusundan hikaye malzemesi çıkarır, yine 17. yüzyıla has gelişmelerden. 17. yüzyıl ortalarında Balat Kapısı kurbünde oturan bir Yahudi kızı ile oralarda ekmek satan bir Arnavut Ortodoks Hristiyan delikanlı birbirine aşık olur. Kız din değiştirir. Yahudi cemaati ile Ortodokslar çatışır. Şehirde çok güftügu olur. Eremya da buradan edebiyat devşirir. Üstelik aynı hikayeyi bir Rumca bir de Ermeni harfli Türkçe olarak basar. Karşılıklı kültürel temas ile açıklanamayacak bir diğer yeni çağ örneği Japonya'dan verilebilir. Sözünü ettiğim Çelebilerin çağdaşı Saikaku Ihara,
Seyahat, aynen kahvehane, çayhane, gecenin fethi, askeri devrim, muhabbeti gibi. Saikaku Ihara, seyahate giden patronun karısı ile evde barındırdıkları muhasebecinin hikayesini Osaka'da dilden dile dolaşırken dinlemiş, bunu gerçekçi bir dille hikaye etmiştir. Saikaku ile tıfliyi burada karaca olan gibi kullanıyorum. Hani biyografik kimliğin ötesinde tıfliyi. Saikaku ile tıfliyi arasındaki paralelliklere de girmek isterdim burada. Mesela ikisinin hikayelerinde de mesire yerinde birbiri ardına önlerinden geçen güzelleri süzen ve seçen modern tipler yer alır. Bu yani işte 1680'lerde Edo'da yazılan bir hikaye ile 1690'larda İstanbul'da kaleme alınan bir meddah hikayesi arasında çok, bana göre en azından çok ilginç ve bu yeni kültürün seyri temaşa odağını ifade eden, sevdasını ya da görmek ve görülmek sevdasını ifade eden bir motif. Yani konu, Osmanlılar da Avrupa'da olan biteni yaşıyordu. Bizde de vardı. Bizde de vardı değil. Dünya tarihinde şu veya bu kültür havzasını aşan süreçlerin farkına varmak konusudur. Bu meyanda 17. yüzyılda İsfahan'da da Mecmue denilen eserlerin bolca üretildiğini zikredebilirim. Ve yeni temalarla yeni janrları içererek. İkinci Murad'ın son yılıyla birinci İbrahim'in ilk yılına yayılan bir süreçte kaleme alınmış, iki yıl içinde kaleme alınmış bir mecmuadan örnekler veriyordum. Oradan şehrin gündelik hayatıyla ilgili bugünün tweetlerine çok benzeyen kısa değinileri zikretmek istiyorum. 2-3 örnek olarak. Yine buradaki yeni neşeyi, yeni espriyi, yeni şehir hayatıyla birebir giden yeni mecmua anlayışını örneklendirmek için. Sultan Murat bin Ahmet Han Hazretleri Bade'den Yeğes'e ilediklerinde bu müfredi kendileri demiştir ki zikrolunur. Tevbe ittim ben şarabı naaptan, rahmedirdi bana ol vehhabdan. Sene 1049, Mah Recep Fi 15. Tarihiyle, günüyle böyle bir haberin bir günce tadında verilmesi, ama kişisel hayattan bahsetmiyor, aynı zamanda siyaset dünyasından, sultanla ilgili bir gelişmeden bahsediyor. Çok farklı, çok zengin kitap kültürü olan diyelim Abbasi Bağdat'ında karşımıza çıkamayacak bir durum. Bu farkları görmek gerekir diye düşünüyorum. Sultan Murat bin Ahmet Han Hazretleri avretleri azim yasak eyleyip mesela mahalle içlerinde komşu komşuya varmak mümkün olmadı. Sene 1049 Mah-ı Cemazi'l-Ula'nın Fi 17 Cuma günü. Kahvehaneler gazabı padişahiye uğrayıp sene 1043 Mah-ı Rebiyü'l-Evveli'nin evasıtında ikindi mahalli idi. Yıktırıp harap eylemiştir. Hak Teala padişahları hatadan saklasın. Fethi babola mı ya Rab yine kahvehane, hele bir baisi cemiyet idi yarane. Kahvenin cemiyet baisi olması vesaire vesaire vesaire. Şimdi çelebiler, hatunlar, mecmualar, karagöz bahsetmedim ama medda, seyir, temaşa kültürü, oh ne güzel memleket gibi de bir hava esebilir burada tabii. Bütün bunlar bir yerde o dönem dert ve çalkantı ile dolu olduğu için var. Ben mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini çok hüzünlü bir metin olarak okuyorum artık. Yani Evliya Çelebi ile ilgili bir belgesel yapası olduk, olmadı ama bir tek kişi okuyabilir diye düşündüm Evliya Çelebi'yi, Şener Şen. Yani ses perdesi saniyede komediden hüzne gidip gelebilen bir ses gerekir diye düşünüyorum. Evliya Çelebi İstanbul'u çok sever. Evliya Çelebi'nin İstanbul'u için hani
çok güzel, çok pembe şeyler söylemek mümkün değil mi? Ama aynı zamanda Evliya Çelebi İstanbul'a bir döndüğünde, giderken de çok muhataralı şeyler anlatır ama neyse, bir döndüğünde İstanbul başıma zindan oldu, nasıl kaçacağımı bilemedim der falan filan. Eremya Çelebi'nin eseri de çok eğlencelidir bir yerde. Az önce özetlediğim Yahudi Gelin Hikayesi adlı eseri. Çok eğlencelidir bir yerde ama aynı zamanda trajik bir eserdir. Bir kere şehirde Yahudiler ile Rum, Ortodoks Rumlar arasındaki gerginliği çok ciddi anlatır ve bunun ötesinde çok uzun bir tiradla biter. Yahudi gelinin annesinin kızının din değiştirmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden ve o tirad, yani bir operatik bir besteye falan yakışacak bir şey bence. O tirad İstanbul'un 17. yüzyıl ortalarında kaleme alınmış eğlenceli bir eserine daha derin, trajik bir doku vererek bitirir eseri. Bilhassa 1648-1656 arasında tabii İstanbul'un yaşadığı çalkantıları bugün tahayyül etmenin bile zor olduğunu düşünüyorum. 1648-51-55-56'da çok büyük, çok kanlı dört isyan ardı ardına geliyor. Bu arada mesela Venedik donanması Çanakkale Boğazı'nı kapatmış, İstanbul'a zahire gelmiyor. Kadızadelilerin ikinci kuşağı, üstüvani kuşağı sokaklara dökülmüş, birden fazla minaresi olan camilerin minaresini yıkarız, tekkeleri de yıkarız iddiasıyla ortaya çıkanlar var aralarında gibi gözüküyor. Bu karmaşık dönemin içinde bilhassa Katip Çelebi'nin zihni, yazdığı eserlerin çoğu bu döneme düşüyor. Hızla hem kendi dünyasını hem bütün dünyada olan biteni yeni, yepyeni şekillerde anlamakla ilgili. Ve çok acıklı bir şekilde otobiyografisinin sonunda bu ve buna benzer sebeplerden eserlerinin natamam olduğunu söyler zaten. 1657'de de küt diye elinde kahve fincanıyla düşer, ölür biliyorsunuz. Bu 1648-56 aralığında en şiddetli halini yaşayan ama aslında uzun savaşlarla birlikte uzun 17. yüzyıla yayılan ve seyir temaşa gibi eğlenceli tarafları dahil bütün 17. yüzyıl kültür dünyasına rengini veren toplumsal çalkantı ve tartışmaları belki de anayasa veya bu anayasa kelimesi de beni biraz rahatsız ediyor. Bünye tartışmaları olarak özetleyebiliriz. Konstitüsyon kelimesi modern çağlarda, yakın çağlarda ve çağdaşlaşma tecrübesiyle bilhassa anayasa diye çevrildiği için zihnimizde bu şekilde karşılamaya belki alıştık ama konstitüsyon kelimesi kadim bir kelime bir kere ve herhangi bir şeyin iç yapısını bana kalırsa tıbbi anlamı da içerdiği için tercih edilecek bir şekilde bünyesini ifade eder. Evet, uzun 17. yüzyılda Osmanlıların tartıştığı şey bence ve zihin ve kültür dünyasını cereyan ettiği, eden şeylere rengini, dokusunu veren şey bu bünye tartışmaları diye bence anlaşılmalı. Osmanlı'nın kanunu, adeti nedir, bu mudur? Şeklinde daha çok ifade edilen ve yine diğer meslektaşlarımın eminim değineceği üzere büyük kurumsal değişikliklere yönelik sorgulamalara yol açan tımar ve devşirme gibi kadim adet ve kanunların ya da kanunları içeren kurumların radikal dönüşümü, kardeş katlinin Günhan'ın yeni bir yazısında çok güzel izah ettiği üzere ama yine de çok önemli bir uygulamanın çok radikal bir şekilde değiştiği bir süreç. Bu tartışmaların harcını karıyor. Şehzadelerin sancağa çıkmasın. Yani bir yazılı anayasası olsaydı Osmanlıların herhalde
ilk maddeler arasında hanedanla ilgili bir takım konular olacaktı. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesinde kardeş katli yer alır. Ama çok daha geniş olarak efendim babadan oğula tahtın nasıl tevarüs edileceği, şehzadelerin şu veya bu şekilde şehzadeliklerini yaşayacağı, padişahların kadınlarıyla ilgili hususlar, eğer bir yazılı anayasa olsaydı muhakkak orada ifadesini bulacak şeylerdi. Bunlar belki yazılı kaynaklarda ifadesini bulmadı ama bu değişiklikler Osmanlı dünyasında temel bünyevi değişiklikler olarak algılandı ve dolaylı olarak sonuçları yaşandı demek istiyorum. Bünye tartışmaları dünyanın çeşitli yerlerinde aynı yıllarda tezahür ediyor. Bunların birbirine benzediği husus her birinde püritanizme meyyal akımların olması gibi görülebilirse de, daha çok İngiltere örneği üzerinden belki ama tabii Rusya, İran filan da bu çerçeveye katılıyor normal olarak. Çünkü ahbari usulî tartışmalarında da soyutlandığında kadızadeli ve sufi tartışmalarına paralel hususlar var. Neyse. Bunların birbirine benzediği husus her birinde püritanizme meyyal akımların olması gibi görülebilirse de bence püritanizmin de filizlenmesine izin veren şey her birinde bünye tartışmaları olması. Bu çerçevede 17. yüzyılların ortalarında Katip Çelebi'nin baş örnek, ilk örnek olarak karşımızda durduğu bir Avrupa çalışmaları alanının açılması ve gelişmesinden söz edebiliriz. Ya da bir Avrupaiyat diyebiliriz buna. Frengiyat diyeceğim ama Katip Çelebi ısrarla Frank veya Frangistan kelimesi yerine Avrupa'yı tercih ediyor. Yani bu da oksidantalizm de değil bu, hiç değil. Oryantalizmin yansıması ya da ayna görüntüsü olarak düşünülmesini istemediğim için oksidantalizm kelimesinden de kaçıyorum. Ama Avrupaiyat diyebileceğimiz bir literatür, bilhassa Katip Çelebi'den başlayarak bilinçli bir şekilde oluşturuluyor ve geliştiriliyor diye düşünüyorum. Bu dünya satında olan biten bazı şeyleri anlamak, bilmek, takip edebilmek açısından en azından. Bu ansiklopedizme de yol açıyor tabii. Katip Çelebi'nin dünya tarihinde kullanılmış değişik takvimleri bir araya getirerek bunlardan ortak tablolar çıkarmaya çalışması da evrensel tarih ve evren coğrafyasının bütünlüğünü algılamak ve Osmanlı tarihini, İslam tarihini onunla bir şekilde örtüştürmek isteğinden kaynaklanıyor. Katip Çelebi zaten bunu böyle ifade ediyor. Tarihi Frank çevirisinin başında ben bu çeviriyi İhlasi Efendi ile birlikte oturdum, yaptım. Çünkü Franklerin tarihini daha önce yapmış olduğum İslam tarihi ile örtüştürmek istiyorum diyor. Tabii kelimeleri ben şu anda tamamıyla modernize ederek, anakronize ederek kullanıyorum. Ve bir sonraki kuşakta tabii Katip ve Evliya Çelebi'lerin açtığı çığırdan yürüyen gençler çıkıyor karşımıza. Katip Çelebi'nin doğum tarihi 1609, Evliya Çelebi'nin doğum tarihi 1611. Bunlar 16. yüzyıl sonunda uzun savaşlar dönemiyle birlikte başlayan sorgulamanın çocukları. Onların kısmen içine doğduğu, kısmen oluşturduğu, az buçuk özetlemeye çalıştığım o yeni şehir kültür hayatı var. Ve dediğim gibi bunların açtığı çığırdan yürüyen gençler bir sonraki kuşakta karşımıza çıkıyor. Hezarfen Hüseyin Efendi gibi. Ya da hala yayınlanmayı bekleyen eseri ile Esiri gibi. Esiri, Rhodes Murphy'nin bir makalesi var bu konuda. Ben de çalışıyorum bazı boyutlarını yayınlanmamış biliyorsunuz otograf bir eser, çok önemli bir tarih ve coğrafya eseri, kısmen de otobiyografi eseri. Esiri,
Evliya Çelebi'ninkine çok benzeyen otobiyografik bir pasajla başlar eserine. Çeşitli sergüzeşt kitaplarını, çeşitli tarih kitaplarını, çeşitli coğrafya kitaplarını okuyarak İstanbul'da çocukluğumu, gençliğimi yaşarken yahu nasıl etsem de şu dünyayı gezer, şu dünyada başka bambaşka yerleri görür, onlardan kam alır bir insan olsam der idim diyor. Yani Evliya Çelebi'nin metnini okumuş olmasına imkan yok Esiri'nin. Ama yan yana koyduğunuzda adeta ondan esinlenmiş gibi bir sebebi telif yazar Esiri. Eremya'yı takip edenler arasında da sadece İnci Cihan'ı değil, aynı zamanda şehir havadisinden melodramatik anlatılar çıkaran meddahları zikretmeli diye düşünüyorum. Yani burada Eremya Çelebi'nin hikayesini Ermeni kültürü, Mauro Cordato'nun hikayesini Rum kültürü içinde anlatmak gibi de bir gereklilik yok. Bilakis bunları kaynaştırmak Katip Çelebi'nin yaptığına benzer bir şekilde bize düşüyor. Peki. Epey şeyler söyledim ama kriz ve dönüşümle ilgili bir şey söyledim mi? Pek de bilmiyorum. belki de söylemekten kaçınma noktasındayım artık. Çünkü çoğunuzun bildiği American Historical Review, Amerikan Tarih Dergisi'nde 3-4 yıl önce 17. yüzyıl krizi üzerine yapılan özel sayıdaki yazılarda tartışıldığı üzere büyük bir, yani hem diakronik anlamında hem senkronik anlamda büyük harfli bir krizden mi söz ettiğimiz, yoksa çok krizli ama çeşitli krizler yaşamış bir dönemden mi söz ettiğimiz pek belli değil. En azından şu anda belli değil. Diakronik anlamında kastım şu, yani 16. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar uzanan süreçte bir sürü krize temas edebiliriz. Ama bu toplantıda bu konuya birçok açıdan mali, askeri, siyasi, tarih açılarından odaklaşmış arkadaşların bunu tartışmasını dilerim. Birçok krizden söz edebiliriz ama bunları birbirine bağlayan bir 17. yüzyıl krizinden söz edebilir miyiz? İki, aynı anda en azından ben az önce 1648-56 aralığındaki Osmanlı kriziyle birlikte, ki tarihler çok birbirine yakın biliyorsunuz. Kaçtır Fransa'da? 1649 galiba. İngiltere'de Püritanizmin en kanlı, en yoğun çatışmaları 1648-53. Hani tarihler de, şeyde Çin'de hakeza, tarihler de o kadar birbirine uyuyor ki insan global bir şey olmuş olmalı, iklim belki gibi yerlere götürüyor. Ama yine de bu konuda tatmin edici bir yere vardığımızı düşünmüyorum. Senkronik anlamında da büyük harf bir krizden mi, yoksa farklı krizlerden mi söz ettiğimiz tartışmaya muhtaç gibi duruyor bana. Ama bunun ötesinde kriz anlayışımız ne olursa olsun 17. yüzyılla ilgili bir anlamlandırma çabası içinde olmalıyız. Ve ben Osmanlı zihin dünyasında yaptığı büyük dönüşümleri çok ciddiye alarak meseleyi az önce değindiğim üzere çelebiler ve mecmualar üzerinden, ama o çelebileri ve mecmuaları bütün karmaşıklığıyla değerlendirerek konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Cemal. Evet, konunun başlığına da yansıttığımız kriz ve dönüşüm terimlerinin bizatihi kendisini de sorgulamayı içeren uyarıcı ve epeyce de kriz ve dönüşümün çağrıştırdığı şeylerden başka boyutlara, ilk bakışta zıttı gibi gözüken alanlar üzerinden meseleye yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bunların hepsinin birbiriyle bir şekilde bağlantılı olduğu kulvarlar, eksenler var mı? Sorusu üzerinde ciddiyetle durmamız gereken bir soru gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Epeyce yine sonraki oturumlarda da takip edeceğimiz birçok soruyu serimlemiş oldu Cemal. Çok teşekkür ediyorum.
ikinci konuşmacımız Baki Tezcan. Baki Tezcan son yıllarda 17. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğine, en azından tarih yazımına yaptığı çalışmalarla ve doğrudan diyelim sorduğu yeni sorularla, geliştirdiği yeni analiz ve kavramsal çerçevelerle bir başka boyuttan tartışma açan çalışmaların sahibi olan bir meslektaşımız. Çoğunuz çalışmalarını biliyorsunuz, 17. yüzyılın çok değişik boyutlarına dönük çalışmaları var. Tarih yazımının bizatihi 17. yüzyıldaki tarihçiler ayağını da, bugünkü modern tarihçiler ayağını da içeren genel değerlendirmeleri, eleştirel okumaları ile tanıyoruz kendisini. Bundan 3 yıl önce daha sonra kitap olacak olan çalışmasının ön taslağı gibi görebileceğimiz bir makalesi yayınlandı. The Second Empire adıyla. Ve o makaleyi benim dikkatime üniversitenizin kurucu rektörü Gökhan Çetinsay'a getirmişti. Ve Gökhan Çetinsay'a da o sıralarda Edinburgh University Press ile bir imparatorluk kavramsallaştırmasının gündeme geldiği dönemlerde yine bir empire kavramı üzerinden bir Osmanlı tarihi kitabı yazma sözleşmesi imzalamıştı, öyle diyelim. Ve ona dönük okumalar yaparken karşılaşmış, benim dikkatime de sunmuştu. Onun üzerinden kendisiyle bu meseleyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra o makale kitap oldu ve biz son bir yıldır çeşitli vesilelerle Baki Tezcan'ın kitabında geliştirdiği kavramsal ve aynı zamanda analitik çerçeveyi kendi aramızda tartışmaya başladık. Bu vesileyle Gökhan Çetinsay'a gıyabında teşekkür etmeme izin verin lütfen, başta unuttum. Bu toplantının şehir üniversitesinde yapılmasına kendisi ön ayak olmuştu. Ona da gıyabında teşekkür edeyim müsaadenizle. Evet, Baki Tezcan'ın kitabı üzerinden bir özel seksiyon aslında da düşünmüştük. Bunu bu oturum içinde yapmaya çalışacağız. Kendisinden önce bir sunuş dinleyeceğiz. Sonra ara vereceğiz. Biliyorum birazcık uzun oluyor ama gerçekten konferansların 20'şer dakikalık sunuşları içine hapsedilmiş formalite şeylerin ötesinde bir toplantı yaptığımızın hepimiz farkındayız ve onun rahatlığını siz de hissedin. Çok yorulursanız lütfen konuşma anında da çay kahveye uzanabilirsiniz. O rahatlıkla birazcık geniş tutuyoruz. Söz Baki'de. Teşekkür ederim Baki. İlk önce cumartesi günü sunuş yapacak Aslı Niyazioğlu, Hatice Aynur ve Mehmet Genç hocamızdan özür dileyerek söze başlamak istiyorum. Çünkü Amerika'dan gelen ve gelecek sadece bir günlüğüne gelen iş dolayısıyla İstanbul'a çok yakın bir arkadaşımı ağırlayacağım o gün. O gün gelemeyeceğim. Ayrıca katılımcılardan da özür diliyorum. Sonra da bu çalıştayı düzenleyen komite üyeleri Fikret Yılmaz, Oktay Hocam ve özellikle de arkadaşım ve değerli meslektaşım Günhan'a çok teşekkür ederim. Konferans duyuru metninde kitabıma yaptıkları vurgu beni hem sevindirdi hem de biraz sıkıntıya soktu. Kitabı daha ben doğmadan önce başlamış ve uzun bir süre daha devam edeceği de kesin olan bir tartışmaya müdahil olmak ve o tartışmanın bir yenisi ortaya çıkana kadar üzerinde akabileceği bir mecra yaratmak kastıyla yazmıştım. Bu nedenle yazdığım kitabın tartışılmasına yapılan vurgu beni çok sevindirdi. Ancak Cemal Hocam'ın açılış konuşmasından sonra söz almak ve onunla aynı panelde olmak da beni pek sıkıntıya soktu. Zira ondan sonra ben ne desem eksik ve sönük kalacak. Kitabımın teşekkür kısmında da belirttiğim üzere kendisinin yazdıkları olmasaydı ben kitabımın getirdiği öneriyi tahayyül
dahi edemezdim. Ayrıca hocamın çalışmalarının içeriği dışında kitap yazma sanatındaki mahareti de beni çok etkilemiştir. Kitabımı yazarken aklımda hep hocamızın Between Two Worlds'u gibi Amerika'daki tarih bölümlerinde ister Çin'in, ister Latin Amerika'nın olsun, nerenin tarihini okursa okusun, bir doktor öğrencisinin eline aldığında kendisiyle iletişime geçebileceği bir kitap yazmak vardı. Bu arada kendisinin 1991'de yazdığı ve benim de 1990'ların ikinci yarısında Princeton'da elden ele dolaşan bir fotokopisini okuduğum ve son derece etkilendiğim bir sunuş metninin Türkçe çevirisinin çıktığını da burada belirteyim. Yeniçeriler ve Osmanlı döneminde İstanbul'un ayak takımı Yok Yere Mi Asiydiler, Osmanlı dünyasında kimlik ve kimlik oluşumu Norman Liskovitz armağanı içinde yayınlandı. Yarım saatlik konuşmamda kitabımın bir özetini sunmak istemiyorum. Zira kitabımın özeti niteliğinde bir konuşmayı biri bu salonda, biri de Ankara'da olmak üzere iki kere yaptım. İki hafta sonra İstanbul'da küçük eklemelerle bir kere daha yapacağım. Ayrıca aranızda bu konuşmalardan en az birini dinlemiş olanları da aynı konuşmayla boğmak istemem. Öte yandan kitabımın buradaki herkesce okunmuş olduğunu farz edecek kadar saf ya da kibirli de değilim. O nedenle izin verirseniz önce kitabın tanıtım yazılarından birisinden alıntı yaparak New York Şehir Üniversitesi'nin birimlerinden biri olan Queens College'da yardımcı doçentlik yapan Abdurrahman Atçıl'ın Britanya'daki Orta Doğu Çalışmaları Derneği'nin internet dergisi olan New Middle Eastern Studies'in 2012'de yayınlanan ikinci cildinde çıkan yazısından uzunca bir bölümü çevireceğim. Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire, Political and Social Transformation in the Early Modern World, II. Osmanlı İmparatorluğu, Erken Modern Dünya'da Siyasi ve Sosyal Dönüşüm adlı kitabında kendisine gerileme paradigmasını uzun süreden beri zayıflatmakta olan yeni araştırmaların sonuçlarının bir sentezini çıkartabilme ve 16. yüzyıl sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nu bir önceki dönemi referans alan bir mukayeseyle değil de kendi nitelikleriyle tanımlayabilme olanağı tanıyan alternatif bir çerçeve öneriyor. Tezcan, Osmanlı siyaset alanının 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini savunuyor. Bu dönüşüm o kadar derin ki bir ikinci imparatorluğun dörtbaşı mamur şekli Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatıyla yakından ilişkilendirilen patrimonyal imparatorluğun yerini aldığını söylemek doğru olur, diyor kitaptan bir alıntı. Tezcan, ikinci imparatorluk dönemini kronolojik olarak Süleyman zamanında divana atananlardan hayatta kalıp da vezire azamlık yapmış son kişi olan Semiz Ahmet Paşa'nın 1580'deki ölümüyle başlatıp avamın temsili açısından en önemli siyasal kurum olarak gördüğü Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut tarafından lağvedildiği 1826'da sonlandırıyor. 2. Mustafa'nın hallinin gerçekleştiği 1703 yılı bu 2. İmparatorluğun tarihini ikiye ayırıyor. 1. dönemin ana özelliği absolutist anlamında mutlakiyetçilerle sultanın yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan constitutionalist anlamında meşrutiyetçiler arasında gerçekleşen mücadele iken, ikinci döneme tüm siyasi aktörlerin hak ve görevleri hakkında yeni bir anlayışın gelişmesi damga vuruyor. Bu şekilde kavramsallaştırıldığında Tezcan, Osmanlı tarihinin orta döneminin küresel erken modern dönemin bir parçası haline geldiğini düşünüyor. Erken modern dönemin iki ayırt edici özelliği, political nation anlamında siyaset taifesinin genişlemesi ve saltanat yetkisinin kısıtlanması ikinci imparatorlukta da gözlemlenebiliyor. Tezcan'a göre siyaset taifesinin genişlemesi 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılda kapı kullarının sayısındaki artışta tecessüm ediyor. Daha önceki Osmanlı pratiğinin tersine devşirme olanları artık kapı kullarının esas kaynağını oluşturmuyor. Onun yerine Müslüman reaya kapı kulluğunun yolunu satın almaya başlıyor. Bu dönemde kayıtlı olan askerler arasında İstanbul pazarlarında iş yapan çok sayıda kasap, fırıncı ya da marangoza veya mültezimlere rastlanabiliyor. Onlar için kapı kulu olmak prestij, kredi bulma olanağı ve avama nispeten bir dereceye kadar hukuki dokunulmazlık anlamına geliyor. Gerek bilfiil savaşan, gerekse hiç savaşmayan kapı kulları statü ve ayrıcalıklarını koruma konusunda azimliydiler. Böylece hanedanın mutlakiyetçi siyaseti ve bu siyasetin destekçilerine karşı duran siyasi bir teşekkül meydana getirdiler.
Tezcan'a göre bu teşekkül bir temsil kurumu olması çerçevesinde İngiliz parlamentosu ile karşılaştırılabilir. Tezcan'ın anlatısında Osmanlı Hanedanı, Müslüman reayanın siyasete giderek artan katılımını ve onların kurdukları baskı gruplarını güçsüz bir izleyici gibi seyretmedi. Onun yerine akıntıyı tersine çevirmeye ve iktidarı tutuşunu güçlendirmeye çalıştı. Hanedan kapı kulluğuna girişi kontrol etmeye çalıştığı gibi önemli idari pozisyonlara saraydan yeni çıkmaları atama siyaseti de güttü. Ayrıca temsil ettikleri hukuk sisteminin, feodal rejimin çözülmesi ve ekonominin nispeten parasallaşmasıyla birlikte önemi artan mevalinin de desteğini kazanmaya çaba gösterdi. Tezcan, 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılda gerçekleşen birçok kapı kulu ayaklanmasını, mutlakiyetçi saray çevreleriyle meşrutiyetçi kapı kulları arasında gerçekleşen bir mücadele olarak yorumluyor. Ona göre bu mücadelenin en iyi örneklerinden biri, 2. Osman'ın 1622'deki hal ve katli. Arşivsel ve anlatısal kaynakları tahlil ederek Tezcan gösteriyor ki, 2. Osman Mekke'ye bir haç seferi kisvesi altında, ama aslında Doğu Akdeniz bölgesindeki vezirler, valiler ve ayağına hizmet eden askerlerden yeni bir sekban ordusu kurmak amacıyla başkentten ayrılmaya niyetliydi. Başkente bu yeni ordunun başında dönmek, böylelikle de kapı kullarını disiplin altına alarak onların imtiyazlarını kaldırmak istiyordu. Osman'ın başkenti terk etmek konusundaki ısrarı, kendi hal'i ve katliyle sona eren bir kapı kulu ayaklanmasına sebep oldu. Mevali kapı kullarını destekleyip hukuki yorumlarıyla onların hareketine meşruiyet sağladı. Tezcan, kapı kulları ve mevali arasında meşrutiyetle ilgili bir farkındalığın varlığını sezdiren bu gelişmelerin, 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılda önemli bir sosyoekonomik dönüşüm çerçevesinde gerçekleştiğini ileri sürüyor. Tezcan'a göre 15. ve 16. yüzyılın patrimonyal rejimi, bütün imparatorluğun sultanın malı olduğu ve idari mekanizmanın da onun hane halkının bir uzantısından ibaret olduğu anlayışına dayanıyordu. 15. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ekonominin parasallaşma süreci, 16. yüzyılın sonlarında öyle bir yere geldi ki, artık patrimonyal idarenin iktisadi ve mali kaynakları kendi kontrolü altında tutması imkansızlaştı. Böylece nüfuzlu kişiler, çoğunlukla mültezimler ve taşra valileri, vilayetlerde kendileri için sekban yazmayı mümkün kılacak mali araçları elde ettiler. Tezcan, sekban fenomeninin nedeninin 1593-1606 arasında Osmanlılar ile Habsburglar arasında gerçekleşen uzun savaş olduğu hakkındaki tezi çürütüyor. Ayrıca vezirler de reayaya kapı kulluğu dağıtmak ya da satmaktan geri durmadılar. Kapı kulluğunun imtiyaz ve desteğine sahip olma şansını yakalayan reaya, böylece iktisadi ve siyasi koruma ve prestij elde edebildi. Bu şekilde askeri ile reaya arasındaki çizgi giderek bulanıklaştı. Askeri ile reaya arasında çok net bir ayrımın varlığı üzerine kurulu olan ve iktisadi artı değerin reayadan askeri tarafından istihracının işleyişini düzenleyen feodal bir hukuk kurumu olan kanun, böylece günün ihtiyaçlarına cevap veremez oldu. Onun yerine evrensel haklar içeren ve siyasi otoritenin nüfuz alanı dışında kalan kaynaklardan türetilen ulema hukukunun, yani fıkhın salahiyeti kamusal alanı içine alacak şekilde genişledi. Abdurrahman'dan yaptığım alıntı burada sona eriyor. Onun tanıtım yazısının sonunda dile getirdiği yapıcı eleştirilerine sonra döneceğim. Ben kitabımı kendim sunduğumda biraz daha farklı bir yol takip edip Osmanlı siyaset sahasının daha önceki dönüşümlerinden de söz ediyorum. Ve bu dönüşümlerde iktisadiyatın oynadığı rolün biraz daha altını çiziyorum. Önceki sunuşlarımdan 3-4 cümle almama müsaade ederseniz şöyle diyorum. Toprağa ve tarıma dayalı bir iktisat üzerine kurulu feodal bir toplumu fetihlerle genişleten Osmanlılar, 15. yüzyılda ticaret ve paranın giderek daha çok önem kazandığı bir iktisada geçiş sürecinin onlara sunduğu mali olanaklardan yararlanarak gaza yoldaşlarını ve yerel beylerini kullarla değiştirmiş, böylece feodal siyasi ilişkilerin risklerini mümkün olduğunca ortadan kaldırarak siyasi hakimiyetlerini takviye etmişlerdi. Bu iktisadi geçiş süreci, 16. yüzyılda genişleyen imparatorluğun bir araya getirdiği farklı bölgesel piyasaların birleşmesiyle daha da canlanmış, ticaret ve finans sahalarında artan fırsatların ortaya çıkardığı yeni girişimciler, kendilerine siyasi roller de arar olmuşlardır. İşte bu girişimcilerin, ecnebi diye yaftalanarak da olsa siyaset sahasına girmeleri bir anlamda
1300'lü yıllardan beri Osmanlı topraklarında gerçekleşen en heyecanlı siyasi gelişmeydi. Zira bu kişilerin siyasi başarıları ne fetihlere, ne asaletlerine, ne de saltanat temsilcileri tarafından seçilerek devşirilmelerine bağlıydı. Bir nebze sivilleşmenin yanı sıra, çok nisbi anlamda da olsa, zengininden de olsa, avamın devlet kadrolarına girmesi çerçevesinde siyaset alanının bir bakımdan demokratikleşmesinden söz edebiliriz bu noktada. Bu cümleleri daha önceden duymuş olanlar umarım fazla sıkılmamıştır. Kitabımı tanıtırken çok dikkat ettiğim bir başka noktada söylediklerimin aslında hiç de yeni şeyler olmadığı. Cemal Hocam'ın yazdıklarının ne kadar beni etkilediğini daha önce belirtmiştim. Rıfat Ebu'l-Hac'ın etkisi de kitabın her yerinde hissedilecek cinsten. Zaten kendisine kitabımda onun Modern Devletin Doğası adlı kitabının tefsirinden başka bir şey yapmadığımı söylemiştim. Verilebilecek birçok örnekten birini daha anmak gerekirse size Şerif Mardin'den şu alıntıyı yapayım. Burada haklı bir sebebe dayanan Osmanlı isyanları ile meşru bir ayaklanma teorisinin zımni desteği ile ortaya çıkan ayaklanmaların Osmanlı tarihi içindeki seyrini ele almamız ve bugüne kadar bu hususa kimsenin vermediği önemi vermemiz için yeterli sayıda sebep vardır. Geçmişe baktığımızda başlangıcından bugüne kadar Batı Avrupa demokrasi tarihinin de bir dizi birbirleriyle ilgili ilgisiz şiddet ve entrika serüvenlerini andırdığı unutulmamalıdır. Kitabımı okumamış olanlara tanıtırken yaptığım son şey de İkinci İmparatorluğun bedelleri olduğunu hatırlatmak. Bu hatırlatmayı erken modernitenin bir başka özelliği üzerinden yapayım isterseniz. Erken modernitenin siyasetin krallar ve asillerin tekelinden çıkması dışında bir diğer özelliği de yönetenler ile yönetilenleri bir araya getiren bir ortak kimliğin, collective identity, oluşmasıdır. İkinci İmparatorluk'ta Müslüman kimliği etrafında bu gelişmeyi de gözlemleyebileceğimizi sanıyorum ki bu İslam tarihi açısından da çok önemlidir. Zira Patrice Krona gibi bazı tarihçiler İslam siyasi tarihinde böyle bir gelişmenin asla yaşanmadığını, bir hanedanın diğeriyle yer değiştirdiğini ve toplumun bunların hepsine yabancı kaldığını iddia eder. Oysa 18. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu kendi toplumunun içinden çıkmış ve pek de askeri geçmişleri olmayan kişilerce yönetilmeye başlamıştır. Mehmet Paşa, Hamit Hamza Paşa, Silahdar Mahir Hamza Paşa ve Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa gibi vezir-i azamlara 16. yüzyılda rastlamak mümkün değildi. Bunların ilki Kayseri'nin bir köyünden gelen bir Müslüman tüccarın oğluydu. İkincinin babası Niğde yakınlarındaki bir kasabada yaşayan bir Müslüman tüccardı. Üçüncüsü Karahisarlı zengin bir Müslümanın oğluydu. Ve sonuncusunun babası da Hindistan'la ticaret yapan İstanbullu zengin bir Müslüman tüccardı. Ancak yönetenlerle yönetilenleri bir araya getiren bu ortak kimliğin ortaya çıkma süreci, yönetilenlerden bazılarını siyaset sahnesinden daha da uzaklaştırmıştır. Birinci İmparatorluk, Osmanlı askeri sınıfının reayanın ödediği vergiler üzerinden geçinmesi üzerine kurulmuştu. Kınalızade Ali Efendi, 16. yüzyılda emareti, yani askeri siyasi iktidarı, ticaret, zanaat ve ziraat gibi bir servet edinme aracı olarak görmüş ve devleti oluşturan unsurların ittifak halinde olması gerektiğinin altını çizerken, birinci imparatorluğun yönetici sınıfının reayaya galebe çalmasıyla ayakta durduğunu gayet açık bir şekilde belirtmiştir. Burada oradan bir alıntı yapayım. Ve ülfet ki miyanı ashabı devlette münakit olmuştur, kaim olup ol ülfetin lazımı olan galebe ve istila dahi daim olur. Zira mukarrerdir ki her devletin iptidası bir taife ittifak edip tezahür ve taavünde bedeni vahidin azası ve cesedi muayyenin eczası gibi olmakla olur. Zira her şahsın bir miktarı muayyen üzere kuvveti vardır ama mecbu olup bir yere gelecek, her biri kuvvetinden ziyade olur. Pes taife-i kalile ittifak etmekle tavaife-i kesire-i gayri müttefikiye galip olur. Görünmez mi ki her taife ki bir devletin ashabıdır, reayasına nispet öşri aşiri değildir. Ama bunlar müttefik ve aya gayri müttefik olma Allah, bunlar galip ve hakim, anlar mağlup ve mahkum olur. İkinci imparatorluğun bu düzene son verdiğini söylemek saflık olur. Ancak ilginçtir ki ikinci imparatorlukta reaya terimi zaman içerisinde bir anlam kaymasına uğramış ve giderek gayrimüslimler için kullanılır olmuştur. Sıradan Müslümanlar ile hali vakti yerinde olup da iktisadi olanaklarını siyasi fırsatlara
tahvil edebilenler arasında gelişebilecek sınıfsal gerginliklerin yumuşatılıp çözülmesi sıradan Müslümanları reayalıktan İslam'a terfi ettirmekle mümkün olmuştur ki bu terfiyi tebaayı İslam ve reaya olarak ikiye ayıran vergi kayıtlarında görebiliriz. Yönetenler ile yönetilenlerin ortak bir kimlik etrafında toplanmasının bu tür bedellerine ne yazık ki dünyanın her tarafında rastlanmış. Coyet Guillaume'nin altını çizdiği üzere modern ırkçılık, sözde idealleri kardeşlik ve eşitlik olan demokratik toplumlarda ortaya çıkmıştır. İkinci İmparatorluğun Osmanlı toplumuna başka bir maliyeti de akli bilimler alanında ortaya çıkmıştır. 16. yüzyıl sonu Müslüman alimlerinin akli bilimler, el-ulumul akliye şemsiyesi altında sınıflandıracağı projeler, bu dönemde genellikle Osmanlı Sarayı tarafından himaye edildi. Bu projeler Osmanlı ulemasının çoğu temsilcisinin ilgisizliği ya da muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı ulemasının çoğunluğu kendilerini hadis, fıkıh ve tefsir gibi geleneksel, daha doğrusu esasen nakle dayanan nakli bilimler, el-ulumul nakliye ile ilişkilendiriyordu. Bu kişiler saray tarafından akli bilimlere ya da akla dayanan savları savunan alimlere sağlanan himayeyi uzun süreden beri ulema hukukunun yani şer'i hukukun temeli ola gelmiş, kendi gelenekçi bilgi kuramlarının üstünlüğü için bir tehdit olarak görüyorlardı. Öyle olunca da Osmanlı ulemasının birçok mensubu şer'i hukuk alanını ve gelenekçi bilgi kuramının akli bilimlere karşı üstünlüğünü mutlakiyetçi eğilimleri dizginlemek adına hararetli bir şekilde savundu. Böylece de akli bilimler Osmanlı hukuk fakültelerinden yani medreselerden uzaklaştırıldı. Utanmadan şunu da ekleyeyim, bu konuyu İstanbul'da 1570'lerin ikinci yarısında kısa bir süre faaliyet gösterdikten sonra yıkılan Rasathane-i Hümayun'un hikayesi çerçevesinde işlediğim bir makalenin çevirisini bir iki ay önce Tan Kitabı yayınlarından çıkmış olan Hakim Paradigmaların Ötesinde Rıfat Ebul Hacı Armağan kitabında bulabilirsiniz. Bu kadar reklam yaptıktan sonra işin tadını kaçırmadan kitabın bu muhtevasını aktarma işini bir kenara bırakıp kitabın Amerika'da piyasaya çıktığı 2010 sonbaharından beri geçen 1,5 yıl içinde aldığı tepkilere değinmek istiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla kitap 9 tanıtım ya da eleştiri yazısına konu oldu. Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri tarafından çıkarılan Tarih Graduate History Journal zannederim kitabın tanıtıldığı ilk dergi oldu ve bu beni çok mutlu etti. Zira her ne kadar Amerika'da çalışıp orada doçentliğimi almam gerektiği için kitabımı İngilizce yazmış olsam da kitabı yazarken aklımda hep Türkiye'de nasıl karşılanacağı sorusu vardı. Boğaziçi tarihte yüksek lisans öğrencisi olan ve daha önce benim yaz okullarımdan birinde misafir öğrencim olmuş olan Sinem Erdoğan, kitabın geniş bir özetini verdikten sonra eleştiri babında kitabın genel bir anlatı sunmanın yan etkilerinden muzdarip olduğunu, bir sürü farklı konuya değinirken yapılan tahlillerin bazı noktalarda sınırlı kaldığını belirtiyor ki elbette bu konuda çok haklı. İkinci eleştiri yazısı Londra Üniversitesi çatısı altında yer alan Londra İktisat ve Siyaset Bilimi Okulu yani London School of Economics and Political Science'ın çıkardığı Küresel Tarih Dergisi Journal of Global History'de yayınlandı ki bu da benim için gayet anlamlıydı. Zira kitabın dünya tarihi çalışan meslektaşlarım tarafından duyulması hem benim hem de Osmanlı tarihi için çok önemli. Amerika'nın saygın küçük üniversitelerinden biri olan Oberlin College'ın tarih bölümünde yardımcı doçent olan Sam White'ın kaleme aldığı yazı 3 kitabı bir dereceye kadar birbirleriyle karşılaştırarak tanıtıyordu. Kitabımın Karen Barkin'in Empire of Difference, The Ottomans in Comparative Perspective, yani Farklılık İmparatorluğu karşılaştırmalı bir perspektifte Osmanlılar ve arkadaşım Giancarlo Casale'nin The Ottoman Age of Exploration, yani Osmanlı Keşifler Çağı adlı kitaplarıyla birlikte tanıtılması bana hem gurur verdi hem de Osmanlı tarih yazımının dünya tarihi çalışanlar için kısa bir zamanda 3 kitap birden çıkarmış olması anlamında beni sevindirdi. Kendisini Kolombiya'daki doktor öğrenciliği yıllarından tanıdığım Sam, kitabımın Çin'in erken modern dönemdeki iktisadi gücünün altını çizen, ancak aynı dönemde Çin'de siyasi kurumların gelişmesi konusuna değinmekten kaçınan dünya tarihi çalışmaları için yeni sorular ürettiğini tespit etmiş. Ayrıca Sam, haklı olarak kitabın siyaset kurumuna odaklanmasının sorgulanabileceğini ve imparatorluk piyasalarının entegrasyonuna kanıt olarak gösterdiğim altın ve gümüşün karşılıklı değerlerindeki değişikliklerin yeterli olmadığını belirtmiş. Siyaset meselesi benim zaafım. Eğer bir burs bulabilseydim zamanında siyaset bilimi okumayı tercih ederdim ama nasip değilmiş. Siyaset bilimi olmayınca tarihin siyasetle ilgili olanı üzerine odaklandım.
İktisadi değişikliklere kanıt meselesine gelince, bu konuya Ankara'da yaptığım konuşmanın akabinde değerli hocam Özer Ergenç'le dikkat çekmişti. Özer hocam haklı. Benimkisi gibi geniş kapsamlı öneriler getiren bir kitabın arşivsel kaynaklar bakımından bibliografyasının daha zengin olması beklenebilirdi. Hatta bu konuda kitabın yazımının son aşamalarında bayağı düşündüm de. Ancak sonuçta benim amacım Osmanlı tarihinin 17. ve 18. yüzyılları üzerinde ileride yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek ve gerileme paradigmasına bütüncüllüğü açısından alternatif sunabilecek bir bina iskeleti oluşturmaktı. Evet, belki beklesem ve daha çok vesika toplasam daha sağlam bir bina ortaya çıkabilir ya da bina tümüyle yıkılabilirdi. Ancak beni yakından tanıyanların bileceği üzere büyük babamın aldığı Tezcan soyadına layık biraz aceleci ve sabırsız biriyim. Ayrıca kitaptaki önerilerin çoğunun genel hatlarıyla doğru yönde olduğuna dair kuvvetli bir hissim de var. Öyle olunca biraz risk almaya değer diye düşündüm. Umarım haklı çıkarım. Dubai'den Abdülkerim Kosenda, Müslüman Dünyası Kitabiyat Dergisi diyebileceğimiz Muslim World Book Review'da kitabı olumlu karşılayan bir özet sunmuş. Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde postdoktorant olan Seth Franzman'ın Orta Doğu Çalışmaları Fezlekesi adıyla ismini tercüme edebileceğimiz Digest of Middle East Studies'de çıkan eleştiri yazısında daha çok kitabı olumlu karşılayan bir özet niteliğinde. Ama kitabın önemli bir zaafına da dikkat çekiyor. Kitap 1617-22 gibi 5 yıllık kısa bir dönem üzerinde yoğunlaşırken sonuçları itibariyle 250 yıla yakın sürmüş bir dönem hakkında iddialar içeriyor. Bu da yerinde bir tespit. Ancak iyi bir mikro tarihten makro tarihsel çıkarımların doğabileceğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Ayrıca kitabın esas argümanlarını 1617-22 dönemi haricinden verdiğim örneklerle de desteklemeye çalıştığımı düşünüyorum. Konuşmamın başında yazısından uzunca bir alıntı yaptığım Abdurrahman, kitabın iddialarındaki iki önemli boşluğa dikkat çekiyor. Siyaset taifesinin genişlemesinden söz ederken, ben 16. yüzyıldaki nispi devşirme hakimiyetiyle 18. yüzyıldaki nispi Müslüman hakimiyeti arasında bir mukayese yapmıştım. Abdurrahman ulemanın da siyaset taifesi içerisinde görülebileceğini, böylelikle benim 17. ve 18. yüzyıllarda kapı kullarına atfettiğim meşrutiyetçi role benzer bir rolü 16. yüzyılda da onların oynadığını söylüyor. Elbette bu yönde bir argüman geliştirilebilir. Ancak siyaset taifesi derken benim merkeze aldığım grup yönetenler sınıfının idareci ayağıydı. Abdurrahman ayrıca benim 17. ve 18. yüzyıllarda fıkıha atfettiğim rolün 16. yüzyılda da kanun tarafından üstlenilmiş olabileceğini hatırlatıyor. Bu da önemli bir tespit. Ancak kanun son kertede idari otorite tarafından yaratıldığı için fıkıh gibi nispeten bağımsız bir hukuk kaynağından yoksun gibi geliyor bana. Abdurrahman'ınki gibi Amerika'daki Purdue Üniversitesi'nin tarih bölümünde doktora öğrencisi olan Yasir Yılmaz'ın Britanya'nın Orta Doğu çalışmaları dergisi olan British Journal of Middle Eastern Studies'de çıkan eleştiri yazısı kitaba genelde olumlu yaklaşıyor. Ancak kitabı tartıştığım farklı çevrelerde de karşıma çıkmış olan iki önemli problemin altını çiziyor. Bunlardan birincisini geçen sene 30 Kasım'da bu salonda kitap hakkında yaptığım daha uzun konuşmanın sonunda şu anda YÖK Başkanı, o sırada ise şehrin rektörü olan Gökhan Çetinsay'a da sormuştu. Feodalizm. Acaba erken dönem Osmanlı tarihinin siyasi yapısını feodalizm kavramına başvurarak tanımladığımda çok eski defterleri açıp artık arkaikleşmiş bir terminoloji kullanmıyor muyum? Sanırım ben öyle düşünmüyorum. Burada benim Marksist demesek de Marksiyen damarımın bir rolü olabilir. Ama orta çağların iktisadi hayatına ve siyasi otoritenin iktisadi artı değeri sömürü şekline feodalizm üzerinden yaklaşmanın hala verimli tahliller doğurduğunu düşünüyorum. Ayrıca Benno Teschke'nin orta çağlarda uluslararası ilişkiler ve tarihi bir araya getirip tahlil eden yakın tarihli çalışmalarından da faydalandığım için kullandığım terminolojinin arkaik kaçtığını zannetmiyorum. Yasir'in getirdiği ve benim farklı kişilerden de duymuş olduğum ikinci önemli eleştiri kitabın Avrupa merkezcilikten kaçamaması. Mesela Yasir, kitabın sonuç bölümünde dile getirdiğim Osmanlı fikir ve kültür hayatında seküler moderniteye doğru bir eğilimin göze çarptığı tanısını böyle görüyor. Bu benim çok ciddiye aldığım ve üzerinde bayağı kafa patlatmış olmama rağmen daha fazla tartışmaya açık olduğundan da emin olduğum bir konu. Derdimi kısaca anlatmam gerekirse, modern Hindistan tarihçisi Jacques Pushepadas'ın bu soyadını doğru söyleyemeyebilirim. Dipesh Chakrabarti'nin Avrupa'yı taşralaştırmak, postkolonyal düşünce ve tarihsel farklılık adlı
Önemli çalışması hakkında yazdığı eleştiri yazısını okurken aldığım bir notu dikkatinize sunmak isterim. Avrupa merkezciliği yatsımak adına farklılığı kutsamak ile Doğu'nun iflah olmaz bir şekilde farklı olduğunu iddia eden şarkiyatçılık arasındaki ayrım oldukça bulanıktır. Benim şahsi kanaatimce asıl yapılması gereken modernitenin kökenlerinin Avrupa'da değil, küresel bir çerçevede aranması gerektiğinin altını çizip, bölgesel farklılıklardan ziyade benzerlikler üzerinde durmaktır. İşte bu nedenle Schmuel Eisenstadt ve Wolfgang Schluchter'ın Amerikan Sanatlar ve Bilimler Akademisi'nin yayın organı Daedalus'un 1998'de yayınlanan bir özel sayısının misafir editörleri olarak erken moderniteleri yani çoğulcu bir erken moderniteyi kavramsallaştırma tarzlarına karşı çıkıyorum kitabımın sonuç bölümünde. Onlara göre her ne kadar modernitenin dünyanın büyük kısmına yayılmasına yol açan birçok gelişmenin ortak başlangıç noktası Avrupa'da geliştiği şekliyle modernitenin kültürel programı idiyse de bu programın onu takip edenler tarafından yaratıcı bir şekilde kendi koşullarına uyarlanması moderniteyi çoğalttı. Yani moderniteleri başlattı. Bu yaklaşım tekil ve biraz da totaliter modernite kavramına getirdiği eleştirel tutuma rağmen dünyanın farklı yerlerinde çeşitli kültürel modernite programlarının ortaya çıkmasını tasavvur edebilmemiz için samimi bir fırsat sunamıyor. Son tahlilde dünyanın geri kalanına uygun görülen şey Avrupa'da geliştirilen orijinalin yaratıcı bir şekilde kendi koşullarına uyarlanması ile sınırlı kalıyor. Bu Osmanlı modernleşmesini Mısır'ın Napolyon komutasındaki Fransız birlikleri tarafından 1798'de işgal edilmesiyle, İngilizlerin 1838'de imzalanan Baltalimanı Anlaşması akabindeki talepleriyle veya Avrupa ile ilişkili olup da Osmanlıları modernleşmeye zorlayan başka olaylarla başlatan standart yaklaşımdan pek de farklı değildir. Giderek artan sayıda tarihçi bu yaklaşımı eleştirmekte ve Avrupa'dan kaynaklanan dış dinamiklere öncelik vermek yerine Osmanlı toplumunu 19. yüzyıldan çok daha önce dönüştürmeye başlamış olan iç dinamiklerin üzerinde durmaktadır. Benim bazı okumalarda Avrupa merkezci göründüğü anlaşılan yaklaşımımı ben daha çok Avrupa merkezciliğe bu türden bir meydan okuma olarak tahayyül etmiştim. Ama bu konu üzerinde daha çok tartışılması gereken bir mesele. Kanada'daki Queen's University'nin tarih bölümünde doçent olan Ariel Saltzman'ın benim de yayın kurulunda bulunduğum Journal of the Economic and Social History of the Orient yani Şark'ın İktisadi ve Sosyal Tarihi dergisinde yayınladığı eleştiri yazısı şu ana kadar sözünü ettiğim yazılarla karşılaştırıldığında kitabımı daha sıkı eleştiren bir deneme. Konuşmamın kalan süresi zarfındaki programı dikkate alarak yarım saat diye planlamıştım. Princeton'da doktora talebesiyken beni New York Üniversitesi'ne bir akademik yıllığına Osmanlıca okutmanı olarak alarak akademik hayatımdaki ilk patronum olmuş olması hasebiyle kendisine medyun olduğum Ariel Hanım'ın dikkat çektiği meselelerin hepsine cevap vermem imkansız. Ancak onun yazısında geçen bazı hususların bana kitabımın ne türlü okumalara tabi olabileceği hakkında fikir verdiğini söyleyebilirim. Ariel Hanım kitabımda Müslüman orta sınıfın siyaseten güçlenmesine ve Hanefi fıkhının giderek siyaset hayatında önem kazanmasına yaptığım vurgunun bolca altını çiziyor ki bu konuda da son derece haklı. Zira bu gelişmeleri gerçekten de bolca vurguluyorum. Herhalde bu vurgu nedeniyledir ki kitabımı Gülen Hareketi'nin bir müdafaası olarak okuyanlar olmuş. Keşke Gülen Hareketi mensupları da böyle düşünseydi. Belki kitabımı alırlardı da satışlar biraz artardı ama maalesef böyle bir imare ortada yok. Cambridge University Press belirli bir sayıda kitap satılmadan paperback yapmadığı için kitap hala hardcover olarak satılıyor ve çok yüksek fiyatla. O yüzden fotokopiyle çoğaltılmasını tavsiye ediyorum. Şu ana kadar kitabıma gelen en ağır eleştiriler İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi öğretim üyesi ve Osmanlı Araştırmaları Dergisi yayın kurulunda birlikte mesai yaptığım Rhodes Murphy'nin Bulletin of the School of Oriental and African Studies, yani Londra Üniversitesi'nin bir parçasını oluşturan Şark ve Afrika Çalışmaları Okulu'nun araştırma dergisinde yayınladığı yazıda yer aldı. Kendisiyle bu yazıyı ilk gördüğümde istişare ettiğim dost ve meslektaşım Giancarlo Casale'nin haklı olarak söylediği gibi Rhodes Bey, belli ki benim karşılaştırmalı çerçevemi beğenmemiş. Böyle bir durumda yapabileceğim fazla bir şey yok. Zira iki içtimai deneyimin, bu noktada bu iki deneyim Avrupa tarihi ve Osmanlı tarihi oluyor. Kategorik olarak birbirinden farklı olduğunu göstermeye azmetmiş biri her zaman bu iddiayı sürdürmenin bir yolunu bulacaktır zannediyorum. Ayrıca Rhodes Bey'den oldukça olumsuz bir eleştiri almak benim kitabımı
Cornel Fleischer'ın tarihçi Mustafa Ali, bir Osmanlı aydın ve bürokratı adlı tarih klasiğiyle aynı gruba yerleştirdiği için bu eleştiriden şikayetçi de değilim. Beni utandırıp başımı öne eğdirecek derecede olumlu ve övgü dolu ifadelerle kitabıma yaklaşan bir yazıyla bitireceğim konuşmamı. Yale Üniversitesi Tarih Bölümünde yardımcı doçent olan Alan Mihail'in Disiplinler Arası Tarih dergisi yani Journal of Interdisciplinary History'de yayınladığı yazı bu. Ama övgü dolu ifadelerini değil de haklı eleştirilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Berkeley'de doktora öğrenciliği sırasında kendisiyle tanıştığım Alan, haklı olarak benim kullandığım proto-demokratikleşme, meşrutiyetçilik ve seküler modernite gibi bazı terimlerin pek de zamanı ve yerine oturmadığını, iddialarımın bu terimler kullanılmadan da anlamlı olduğunu ve ayakta kalabildiklerini söylüyor. Bu hususta daha önceki bir konuşmamda şöyle bir savunma yapmıştım. Bu terimlerin 16. ve 17. yüzyıllar için anakronistik kaçtığını, yani o zamanlara ait olmayan bir kavramı o zamana atfederek tarihçiler için en vahim hatalardan birini yaptığımı söyleyebilirsiniz. Ama unutmamak gerekir ki, biz o zamanı sosyal bilimler çerçevesinde değerlendirirken bir ataerkil aile yapısından ya da İngilizce'deki gender anlamında cinsiyetten söz edebiliyoruz. Yani adını bugün koyduğumuz bazı kavramların kendi isimlerinin kullanılmadığı zamanlarda dahi birer tarihi olduğunu kabul ediyoruz. İşte bu nedenle demokratikleşme terimini kullanmaktan çekinmiyorum. Bugün bu konuda herhalde yazılı bir ortamda tekrar edemeyeceğim bir sebep daha vereyim size, aramızda kalsın. 2007 Mart ayının sonunda kitabımın nüvesini ilk kez paylaştığım bir konuşma yapmıştım New York Üniversitesi'nde ki bu konuşmanın metni sonradan The Second Empire yani İkinci İmparatorluk başlıklı bir makale olarak basıldı ve zannederim Oktay Hocam'ın da dediği gibi Türkiye'de İngilizce eğitim veren üniversitelerde dolaşıma girdi. İşte bu konuşmayı yaptıktan sonra ben Princeton'dan doktorumu aldıktan sonra da kendisine ihtiyacım olduğunda bana akıl vermeyi sürdüren Profesör Michael Cook'a yazdığım bir e-posta mesajımda ona New York'taki konuşmamın iyi geçtiğini ama iddialarım hakkında bazı noktalarda kendimin dahi şüpheli olduğumu yazmıştım. O mesajıma cevaben bana şu notu göndermişti. Sevgili Baki, şüphelerin olduğundan eminim. Ama sonuçta mesele şuna dayanıyor. Sen gençsin ve yeni bir şey söylüyorsun. Ve eğer bunu biraz aşırıca söylemezsen, hiç söylememiş de bir olurdun. Ve eğer yaşlanıp bilgi olmayı bekleseydin, muhtemelen çok geç olurdu. En iyi dileklerimle, Michael. Tahmin ettiğiniz gibi Profesör Cook'un bu tavsiyesini dinlemeyi seçtim. Umarım sonucu hayırlara vesile olur. İlginize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Baki. Evet ya bizim işimizi... Baki bizim işimizi kitabı okumayanlar açısından epeyce kolaylaştırdı. Kitabının hem içeriğine hem ona dönük eleştirilere değinerek. Kitap arasından sonra uzun uzun tartışmak üzere. 10 dakika mı 20 dakika? Yani 20 dakika kalabalığınız gibi ancak. Tamam. 20 dakikada başlayacak şekilde ayarlayalım. Biz 15 dakikada sizi çağırırız. Evet.